Yani bugünkü saflaşmada bir tarafta Atlantik'in Türkiye'ye dayattığı program var. O programın içinde HDP de var. Ve mesela ne kadar inkar edilse şunu söyleyeceğim. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP birlikte Anayasa Komisyonu kurdu. Yani bunu İyi Parti'nin temsilcisi Cenene Türk de Ekim ayında açıkça söyledi. Yani görüştü görüşmedi değil. Bırakalım görüşmeyi. İyi Parti, CHP ve HDP birlikte, yani PKK ile Türkiye'ye anayasa yapmaya kalktılar. Yani anayasa yapılır mı? Ne zaman kurulmuştu bu anayasa komisyonu? Bir söz alabilir miyim? Ne zaman? Bunu, hayır, bu yalan. Bunu bakın, Adem... Hayır, bu yalan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bakın, tamam. Bu Cenene Türk televizyonunda. Hayır. Adem bakın, PKK'yla. Evet. Peki HDP ile PKK değil. En son adam Sayın Doğu Perinçek'tir. Neden efendim? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Siz daha bizim geldiğimiz gelenekte büyüğe saygı vardır. Sayın Perinçek benden yaşça büyüktür ama ben bir partiyi temsil ediyorum. Bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Benim buna cevap vermem lazım. Tamam. Burada ben en son konuşacak de, Sayın Doğu Perinçek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Tamam efendim. Bizim genel başkanımız bakın Didem Hanım. Bizim genel başkanımız. Bir tamamlasın ki ondan sonra Beka Vadisi'nde bizim genel başkanımız Beka Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la kikir demedi. Ama lütfen dikkat edin sözlerine. Ama bir şey söylüyorum. Bizim genel başkanımız Beka Vadisi'nde bu kez hazırlıklı gelmişiz. Abdullah Öcalan'la güle oynaya oralarda dolaşmadı. Zaten. Doğu Bey. Şimdi bir şey konuşurken dikkatli olmak. Doğu Bey'i tamamlasın ondan sonra. Bu çamur at izi kalsın. Bakın. Evet. Şimdi diyor ki anayasa çalışması yapılmıştır. Müsaade edin. Tamam. İspat etsin. Kim yapmış? İsim versin bize. Ne zaman yapılmış? Gereğini yapalım biz. Buyurun efendim. Bakın hep aynı şey. İsim vermek yok. Sadece şöyle yapıldı böyle yapıldı. Bize isim verin. Doğu Bey isim vermek konusunda. İsim veriyorum. Verin tamam. İsim veriyorum. Cenene Türk Televizyonu'nda daha Ekim 2019'da dün televizyonda bizzat İyi Parti'nin temsilcisi Adem soyadını şimdi unuttum. Kalktı dedi ki biz dedi HDP Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Adem İyi Parti olarak isim istiyoruz konuşacağım. Bizim yetkili kurullarımız isim istiyoruz. Bize isim söylesin. Adem, Ahmet, Mehmet, tamam, Hasan Hüseyin yok. Efendim izninizle yani bakın, İyi Parti şimdi, ben şimdi, soruyorum soruyu biz da. Biz bundan sıkıldık artık ya. Bir dakika bakın, efendim. İyi Parti'de görevi mi vardı? İsim versin bize. Efendim müsaade edin. İyi Parti'de görevi olan isimler miydi? Milletvekili. Şimdi arkadaşlarım bana yollarlar. Yollasınlar. Peki o fotoğrafları yorumlayın. Hep fotoğraflarla eleştiriliyorsunuz ya. Buyurun efendim. Buyurun. Doğru. Bir dakika. O fotoğrafları konuşacağız. Vatan Partisi Anayasa Komisyonu kurmuyor. Anayasa Komisyonu kurmuyor PKK ile birlikte. Vatan Partisi o resimleri getirdiği resimleri yayınlayan benim. Vallahi ben görüntü burada. Ben daha bir evet, şey demiyorum. O yıl, evet göster. İşte devam et. Göster, devam et, devam et, göster. Tamam. Vatan Partisi... Benim genel başkanım böyle bir tane görüntüsü yok. Bakın, tamam, benim partimden kimsenin bir tane böyle görüntüsü memlekete, yok. Memlekete, millete hesap verecek halleri yok. Millete hesap verecek halleri yok. HDP ile kol kola girmişler, PKK ile kol kola girmişler. Hesap verecek durumları yok. Burada, perişan durumdalar. Efendim bir dakika, bir saniye. Burada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ben de şunu söylüyorum. Bir dakika. Efendim, birbirimizi dinleyeceksek devam edelim. Evet, herkes birbirini dinlesin bakın, yani lütfen. Buyurun Yusuf. Dinleyeceksek devam edelim. Özür dilerim, Doğu Bey. Bu şekilde olmaz. Buyurun Doğu Bey. Hesap veremedikleri. Doğu Bey, şunu buyurun. Söyleyeyim. Vatan Partisi PKK'ya karşı liderlerini şehit vermiş tek partidir. Gaziantep liderimiz, Tunceli liderimiz, Maraş liderimiz, Pazarcık liderimiz, Hozat liderimiz bunlar bizzat PKK tarafından öldürülmüştür. Vatan Partisi şehitler vererek PKK ile savaşan bir partidir ve Vatan Partisi de PKK ile oturup teröristleri denetlemiştir. Ben burada teröristleri denetlemiştir. Bize şehit verdik diyor. Ben yayınladım doğru. Diyor. Evet. Dur, peki efendim o fotoğrafların hikayesini bir anlatır mısınız? Her seferinde o fotoğraflarla evet, suçlanıyorsun. Evet, çok da çarpıcı evet, fotoğraflar çünkü. Buyurun evet, Doğu Bey size geleceğim. O resimleri, o fotoğrafları yayınlayan benim. Ben de o zamanki 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeni olarak Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi ve diğer bütün gazetelerin genel yönetmenleri gibi gittim orada röportajlar yaptım. O röportajlarım Milli Güvenlik Kurulu tarafından Türkiye'de binlerce yayınlandı ve birçok komutan Doğu Perinçek'e teşekkür ederiz diye televizyonlardan söylediler. O röportajın büyük yararını gördüklerini de söylediler. Vatan Partisi PKK'ya karşı mücadelenin en önünde olan partidir. Anladım. Ve PKK'nın ölüm listesinde de
birinci sırada Doğu Perinçek yazar. Onun için şimdi oturmuşlar, HDP ile işbirliği yapıyorlar, HDP ile Anayasa Komisyonu kurdular ve kendi ağızlarından itiraf ettiler. Türkiye'ye anayasa yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra benim kendi yayınladığım geçmişteki röportajın resimlerini çıkartıyorlar. Doğu Bey, dediniz ki şöyle bir eleştiri suçlama, müsaade eder misiniz efendim? Şöyle bir eleştiri ve suçlama getirdiniz. Dediniz ki Anayasa Komisyonu kurdular İyi Parti HDP Cumhuriyet Halk Partisi. Ona bir yanıt versin. Oradaki isim kimse? İzninizle bir eleştirdiniz ya. Demin az önce... Eleştiri değil efendim. Söyleyeyim de ondan sonra yanıt tamam, versin. Tamam söyleyin, tamam söyleyin. CNN Türk Televizyonu'nda bizzat da. İyi Parti'nin temsilcisi adı ne? Anayasa Komisyonu kurduklarını... Şimdi ben size söyleyeceğim, arkadaşlarımdan bekliyorum onun ismini. Şimdi iftira atmak önem çok günah bir şeydir. Önem vermediğim için bekleyim de tutmuyorum. Ne zaman? Yıl kaç? Yıl kaçta? Yalan söylüyorlar inkar ederek. Açık söylüyorum. Utanacaklar. Utanacaklar. Oturmuşlar. Anayasa Komisyonu kurmuşlar. Şu anda da müttefik halindeler. Birlikte hareket ediyorlar. Sayın Meral Akşener de kalktı dedi ki Kürt siyasetinin HDP temsilcisidir dedi. Ne demek Kürt siyasetinin temsilcisi? Hiç bizim ağzımızdan Kürt siyasetinin HDP temsilcisidir diye bir tespit var mı? Bakın şimdi söylüyorum, HDP kapatılsın. Hadi buyurun. Bunu söyleyebiliyorlar mı İyi Parti ve CHP? HDP kapatılsın diyorum. Burada belli olur kim vatan tarafında. Kim karşı tarafta? Bu çağrıyı sadece muhalefete mi yapıyorsunuz? Bakın biz bunları çok söyledik. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın, biz bunları çok söyledik. Tamam, söz vereceğim size. Bizim genel başkan yardımcılarımız. Doğu Bey, geleceğim efendim size ama bir eleştiri bir getirdiğiniz için İyi Parti yanıt versin, ben geleceğim size. Biliyorum, virgül koyduk. Virgül koyduk.